Merhabalar efendim, yepyeni bir şey soracağım da daha birlikteyiz. Dünden bugüne duyurularını gerçekleştirdiğimiz üzere bu akşam da yine çok keyifli bir sohbetle huzurlarınızda olacağız. Silivri'nin aslında çok yakından tanıdığı bir isim. Son derece başarılı işlere imza atan çok değerli bir dostum benim de. Esnaflığıyla da çok derin izler bırakmış ilçemize ama spora yaptığı katkılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Hatta belki hak ettiği değeri de görmediğini söylemek çok da yanlış olmasa gerek. Bu konuda sistemleri olduğunu hiç duymadım ama tamamen gönüllülük esasına dayalı neredeyse. Birbirinden değerli gençleri sokaklardaki tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutup tekvandonun ve sporun güzellikleriyle tanıştıran değerli dostum Cem Soydaş'la bu akşam sohbet edeceğiz. Bu hikayeyi nereden başladı, nereye gidiyor, hedefleri neler? Birinci ağızdan öğreneceğiz. Dilerseniz ben lafı fazla uzatmayayım ve kendisine soralım. Ondan öğrenelim neler yapmış bugüne kadar ve bundan sonraki hedefleri neler? Cem anlatsın bize, biz de keyifle dinleyelim. Davetimizi gerçekleştirdik. Cem birazdan burada olacak. Tekvando hakikaten uzak doğu sporları arasında aslında son derece zor sporlardan biri. Ben bildiğim kadarını anlatmayı bırakayım. Cem'den dinleyelim. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Kamil'cim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İftar saatini de atlattık ve artık yavaş yavaş dinlenme zamanına geçmişken bir şey soracağım da bir araya geldik. Yoğun bir süreç senin için devam ediyor biliyorum. Hem çalışma hayatına devam ediyorsun, evet. Hem bugün gönül verdiğin spora ve öğrencilerine fırsat buldukça vakit ayırmaya çalışıyorsun. Ve tüm bu olanlar çok çeşitli, çok zorlu imkansızlıklar içerisinde de oluyor. İlerleyen dakikalarda bunun detaylarını senden alalım isteyeceğim ama ilk olarak merak ettiğim şey aslında aynı jenerasyonda insanlar biz aynı okullardan geçtik büyük olasılıkla yürüte ve beraber büyüdük desek çok da yanlış olmasa gerek. Tekvando ile tanışman senin bu süreçte nasıl oldu? Çünkü Silivri'de de bizim gençliğimizde çok fazla da yoktu aslında. Tekvando ile ben geldikten sonra 16-17 yaşlarımda polis bir arkadaşımız vardı. Ufuk hocamız. Onunla beraber başladım. Devam ettim. Aslında hep polisti. Polis arkadaşlar vardı. Genellikle çoğu polisti. Onlarla başladık, devam ettik. Sonra sevdim ben bu işi. Silivri'de de biliyorsun tekvando yoktu. Karate vardı. Hiç ummuyordum aslında. Bizim çocukluğumuzun bir film şeyleri vardı. Jean-Claude Van Damme'ı. Hep ona özenirdik. Bacaklarımız açılacak mı? Onun gibi olabilir miyiz falan derken bir baktık ki kendimiz Jean-Claude Van Damme olmuşuz. İstek öyle başladık, devam ettik. İstek çok güzel bir şey Kamilciğim. Biliyorsun istediğin zaman başaramayacağın hiçbir şey yok. Da istedim. O çocuklarla oynamak, o çocuklarla duygularını paylaşmak. Çok çocuklarla sıralarda koştuk. Rahatlatıyordu bizi. Böyle başladık, devam ettik. Bir baktık buralardayız işte. Yani biz de buralara geleceğimizi tahmin etmiyorduk. Evet. Böyle şimdi, güzel bir şekilde gidiyoruz. Hala çalışmalarına devam ediyor. Sen de söyledin. Karate vardı Silivri'de. Hemen evet. Hekimin Ahmet Şimşek hala şeyde hamamın karşısında. Ahmet Şimşek evet. Vardı. Oradan geçmişizdir ama tekvando hakikaten yeni bir soluk getirdi Silivri'ye. Bizim jenerasyonumuzda sen de yakaladın. Senin birkaç arkadaşın belki yakaladı ama senin sayende yeni jenerasyonun özellikle çok yoğun bir şekilde bununla ilgilendiğini ben biliyorum. Ama zor imkanlarla da oluyor bu. İlk olarak kulübü ne zaman kurdunuz, nasıl kurdunuz ondan başlayalım. Kulübü ilk başta ben başladığım zaman kulübün 2001 yıllarında ben teslim aldıktan sonra polis arkadaşlar bırakıp gittiler. Ben teslim aldıktan sonra bu işi ebeveynlerin daha güzel yaptığını hissettim. Annelerin olmadığı bir ortam istemedim. Çocukların peşine koyun. Yönetimi annelerden kurduk. Bayanlardan. Yönetimle bayanlar biraz daha heyecanlı. Daha güzel tuttuğunu böyle koparan bir insanlar. Böyle 2001'de başladık. Devam ettik. Yani bir öğrenciyle başladım diyebilirim. Evet. Sonra bir akşam, evet bir akşam bir baktık kuşak sınavında 250 kişi. Hatta belediye başkanımız falan da gelmişti. Hatta bir programda siz de varmıştınız. Yani bazı şeyler akışı çok hızlı oldu. İsteyince oluyor. Evet. Velilerimiz de çok bu işe sarıldılar. Annelerimiz, babalarımız. Ve en güzel aslında bu neydi biliyor musun Kamil'ciğim? Senin de desteğin çok oldu. Silivri halkı Silivri'nin evet. Çocuklarına sahip çıktı. Evet. Ben bunu istedim. Kimi davet ettiysek programlarımıza, kimi çağırdıysak kimse bizi geri çevirmedi. Evet. Böyle devam ediyoruz.
İşte bir aydan beri biliyorsun 13 Mart itibariyle bu COVID-19'un bir aydan beri tatiliyiz. Ama bugün görüştüğüm federasyon başkanıyla 1 Haziran'dan itibaren salonlarımıza geri döneceğimizi şeyini aldık, sevincini paylaştık. Çok güzel. Aslında senin de söylediğin gibi ben de bir kuşak törenine katılma şansı bulmuştum davetiniz üzerine. Son derece de keyif aldım. Orada 200'ün üzerinde genç arkadaşımızın spor aşkını gözlemleme şansım oldu benim de. Ve bunu gözlemlerken aslında işte yine çocukluk arkadaşlarımın artık ikinci jenerasyon geliyor. Çocuklarını hani kuşaklarını ben bağlarken bir baktım bizim Ozan'ın işte oğlu da orada. İşte benim kızım da orada. Bu tabii bir aile atmosferi de yaratıyor hiç kuşkusuz. Senin de altını çizdiğin gibi özellikle velilerinin son derece desteği bu canlı yayının duyurusunu yaptığımızda da hissetmek mümkündü. Sosyal medya hesaplarından paylaşınca onlarca veli sağ olsunlar sana olan desteklerini, samimiyetlerini, mesajlarını ilettiler bana. Çok da mutlu olduk. Bir de bunlar bu süreç içerisinde 2015 yanlış anımsamıyorsam milli takım süreci de oldu. O nasıl gelişti onu ben biraz bahsedeyim. Şimdi başarı dedim ya, başarı yaptım. Ben hiç insanlardan bir şey istemedim Kamil. Yani evet. Kendi hayatım hiç ne maddi ne manevi bir şey istemedim. Ama tabii çalışanları görüyordu. Federasyon başkanımız da çok takip ediyor. Özellikle Silivri gerçekten çok takip ediyorlar. Eskiden biz turnuvalara giderken İstanbul'da Sarıyer'de turnuvalara gidiyorduk. Nereden geliyorsunuz dedikleri zaman, Silivri'den geliyoruz dediğimiz zaman bu 15-20 yıl önce, ya nerede orası diyorlardı. Ve inanın şimdi Türkiye'de bu tekvandonun sayesinde Silivri duymayan kalmadı diyebilirim yani. Aa, artık madalyalar. Aa, Silivri mi geldi? Ya velilerle bir gün bir iftara gittik. Beni çok onurlandırdı federasyon başkanı. İstanbul'da bir otelde iftar yemeği vardı. Bizi gördü federasyon başkanı. Aa, Silivri geldi deyince o kadar antrenörün içine bizi alkışlattı. Evet. Ya ben de burada Silivri'nin bir gücünü hissettim yani. Bu tabii ki beni çok mutlu etti. Evet. Federasyonun görevlerine ben katıldım çoğuna. Milli takımında görev aldım. Milli sporculuk da yaptım ben. Ama milli takıma gittiğin zaman bir hafta 10 gün Kamil'cim kamplarda kalıyorsun. Evet. Kamplarda kaldığın zaman buradaki çocuklarımı ben yalnız bırakmak istemiyorum. Onun için gelen bu saatten sonraki gelen tekliflere çok kabul sıcak bakmıyorum. Benim hayatım Silivri. Biz Silivri'de evet. doğduk. Silivri'de öleceğiz Allah nasip ederse. Biz Silivri'mize faydalı olalım. Evet. Herkes aslında işini yap. Evet. Sen şimdi anlatırken Silivri'yi ön plana çıkarıyorsun. Tüm samimiyetinin de ben çok net farkındayım. Silivri sahip çıktı falan diyorsun. İşte davet ettiğiniz ben de geldim. İşte belediye başkanlık da geldi. Ama kendim de diğerlerini de gözlemledim. Sadece gelip orada iki tane kuşak bağlamaktan fazla bir şey ben yapmadım. Yapanların da çok az olduğunu aslında gözlemleyebiliyorum. Bu Silivri isminin, şimdi daha evvel takip ediyorsundur mutlaka, Silivri Yöresi Halk Oyunları üzerine bir belgesel yaptım. Halk evet. Oyunları camiasını yakından tanıma şansım buldu orada. Orada da çok net biliyorum ki Silivri'nin sadece şöyle bir şansı var bence. İdealist yöneticilere, öğretmenlere sahip. Halk oyunları da böyle Temel hocamız varmış zamanında 70'li yıllarda. O böyle bir furya başlatmış ve halk oyunları bugün işte Özcan Sütçüoğulları, Aslan Seda Sezenler ve onlarca sayamayacağımız Ferdi Konurlar şu anda bizi izliyor. Ferdi'ye selam edelim. Birçok isim ortaya çıktı. Bugün de tekvando camiasına baktığımda seni aslında orada görüyorum. Senin çok mütevazi ve idealist yaklaşımın olmasa bu işin çok yürümeyeceği kanaatindeyim ben. Yanlış mı düşünüyorum? Sen ne diyorsun? Ya tabii ki yani biz bunlarda büyük rol oynuyoruz ama ya ben o şekilde bakmak istemiyorum. Ben inanıyorum ki daha çok yardımcı olacaklar. Bu çocuklara daha çok sahiplenecekler. Ve bunu çok iyi biliyorum. Ben yıllardan belli hiçbir zaman hiçbir çocuktan aidat ücret almadım. Evet. Gelen ücretleri de geri çevirdim. Benim amacım dedim ya, herkes senin yaptığın bu program, Silivri'de çok güzel bir program yapıyorsun. Çok güzel eskileri hatırlatıyorsun. Belgeseller yapıyorsun. Bize geçmişimizi, çocukluğumuzu hatırlıyorsun. Ben de yani bu şekilde faydalı olmak istedim. Bizim kesimdeki çocuklarımızın zaten zengin çocukları değil. Yani benden çok özel ders isteyenler de oldu. Ama ben hiçbir zaman özel derse her zaman karşıyım. Silivri kapalı spor salonunda çalışan antrenmanların her zaman ücretsizdir. Ücretsiz olmalıdır. Devletin karşılayacağı şeyleri
çocukların sırtından ticaret dökerek kazanmamak lazımdır diye düşünüyorum. Ve aslında burada spor yaparken bizim çocukluğumuza tekrar, ben nedense oralara çok takıldım galiba. Bizim çocukluğumuzda sokakta kapı önünde bile top oynamak mümkündü. Sosyalleşmemizi çeşitli şekillerde sağlayabiliyorduk. İşte başka sokaklarda başka arkadaşlarımız olabiliyordu. Ama yıl 2020, artık insanlar okula giderken bile servis kullanmak durumunda ve öyle bir sosyal hayat ne yazık ki bize hala küçük Silivri gibi geliyor olsa da Silivri büyüdü. Ve pek de mümkün değil. Sonuçta sokaklarda gençleri bekleyen çok büyük tehlikeler de var. Ve spor onları bunlardan uzak tutmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi. Bugün Silivri Tekvando Kulübü'nün yüzlerce sporcusu var. Bunlardan tamamen uzak durmuyorlar bu sayede. Kaç sporcusu var Silivri Tekvando Kulübü? Kamil'cim, faal olarak 160'ı falan buluyoruz. Lisanslı olarak da 970 kişiyiz. Lisanslı, evet. Evet. Bunlar çeşitli müsabakalara katıldılar. Ne gibi başarılar elde ettiler? Bizim Silivri Tekvando Kulübü'nden Avrupa şampiyonumuz çıkmıştı, Sinem diye bir kızımız. Şu an Amerika'da okuyor. Ondan sonra Türkiye şampiyonları, İstanbul şampiyonları çıkıldı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bunları sen de okçuluktan biliyorsun. Turnuvalara sürekli katılmak lazım. Katıldığın zaman, turnuvalara da sürekli katıldığın zaman imkanlar el vermiyor. Yani bu çocukların masrafları oluyor, maliyetleri oluyor. Gidiyorsun il dışındaki otellerde kalıyorsun. Bir çocuğun maliyeti 700 milyon, 800 milyon, 1000 lirayı buluyor. Bunları da ailelerin cebinden alıyoruz. Ne kadar çok turnuvaya katılırsak o kadar başarılı olur diye düşünüyorum. Yani sadece burada ayak kaldırmayla, tekme atmayla da olmuyor. Hatay'daki turnuvalara katıldık, Ankara'daki turnuvalara katıldık. Sürekli yıl dışındaki turnuvalara katılıyoruz. Antalya'da oluyor. Yaz sezonu biliyorsunuz, bir de Antalya'nın otel masrafları pahalı oluyor. Bunların hepsini veliler kendi cebinden veriyor. Ama dediğim gibi bizim camiamızdaki çocukların hepsi de durumu çok iyi olan çocuklar değil. Ama inanıyorum ki bunun sözünü de verdi, yaptı da bugüne kadar. Volkan Başkanım bundan sonraki gereken şeyleri spora destek vereceğine daha çok inanıyorum. En son bundan 3 ay önce de bir turnuva düzenlemiştik. Hatırladınız mı? Şehit Arası'nda sizlere bir turnuva düzenlemiştik. Ona da belediye başkanımız sağ olsun kırmadı, hemen yaptı. 450 sporcuyla bir günde bir turnuva yaptık. 30 kulübün katılımıyla. Trakya ile İstanbul'u Silivri'de birleştirmiştik. Evet. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Benim şöyle bir her zaman bir sloganım var. İmkan verin, imkansızı isteyin. Evet. Güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Çorlu Belediyesi'yle de bazı diyaloglar içerisindeyiz. Kamil'cim sözünü kestim ama sesim biraz gitti, kısıldı. Benim sesim mi? Evet, senin sesin. Tamam, şimdi nasıl geliyor? İyidir herhalde. Biraz daha iyi. Tamam. Şimdi Çorlu Belediyesi ile de çeşitli çalışmalar yapıyorum ben bu belgesel konusunda. Onları da yakından takip ediyorum. Bugün Çorlu Belediyesi'nin Çorlu Gençlik Spor Kulübü var. Ve işte güreşten tekvandoya, kickboksa kadar çok değerli sporcular yetiştiriyorlar orada da. Ve o sporcular aynı sizin bireysel mücadeleniz gibi Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde mücadelelerini gösteriyorlar. Belki sporun içerisinden gelen bir belediye başkanımız da var bugün, Volkan Yılmaz. İlerleyen günlerde böyle bir alternatif de Silivri için düşünülebilir diye umut ediyorum ben de. Şimdi korona süreci artık yavaş yavaş normale dönüyor. Antrenmanlar ya da bundan sonraki müsabaka takvimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı mı? Şimdi Haziran'ın 1'i gibi itibariyle bayramdan sonra başlamayı düşünüyoruz. Tabii ki Spor Bakanlığımızın vereceği karar da önemli burada. İlçe Spor Müdürümüzün, Silivri Kaymakamımızın vereceği karar da önemli. Hep beraber süreci izleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Ama bugün aldığımız duyumlara göre Federasyon Başkanımdan görüştüm. Haziran 1 gibi başlayabilirsiniz dedi. Evet, çok güzel. Sonra da artık yine il bazında, ülke bazında, uluslararası bazılarda yarışmalar olacaktır. Biz de imkanlar dahilinde katıldığınız tüm hepsini ilgiyle takip edip aktarmaya da sürdüreceğiz. Ve 19 Mayıs da yaklaşıyor, Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs ile ilgili de mesajlarını alalım mı? Ya 19 Mayıs'ta evet, ben çok heyecanlıydım. 23 Nisan'da da bir gösteri hazırlamıştım. 19 Mayıs'ta da biliyorsunuz biz bayramlarda gösteri de yapıyoruz. Çocuklar da çok onuru oluyorlar ama inşallah bu 19 Mayıs'ta kutlamaya
çalışacağız. Geçen 23 Nisan çok güzeldi. Herkes evlerinde ışıklarını yaktı. Çocuklar istiklal marşımızı, bayraklarımızı kaldırdılar. Bu 19 Mayıs'ta da aynı duyguları yaşamak istiyorum gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Son mesajların neler olacak? Onları da alalım dilersen. Ben şey istiyorum Kamil'cim, son mesajım. Çok il dışına gittim, şehir dışlarına gittim, ilçelere gittim. Ama Silivri gerçekten parmakla gösterilecek bir kent. Güzel bir kent. Bunu yaşıyoruz. Herkes hasta kalıyor. Biz burada Silivri'de birlik beraberlik olup bu çocuklarımızı toparlayıp hep beraber daha güzel şeyler imza atmak gerekiyorum. Yani bu konuda sağ olsun kaymakamımız Faruk Bey, Ali Partal Bey çok ilgileniyor. Eski kaymakam Bey ismini gitti. Belediye başkanımız çok güzelliyor. Biliyorsunuz ben ayrıca amatör spor kulüplerinin yönetimindeyim. Amatör spor kulüpleri başkanımız Sayın Ali Tonto da çok destekliyor. Silivri hepimizin diyorum. Hepimiz bir ucundan tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Kamil'cim şöyle küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Biz sadece Silivri'nin merkeziyle uğraşıyoruz. Ben bir gün Gaztepe köyüne gittim. Çocuklar etrafıma dolandı. Hocam bizim burada niye tekvando yapmıyorsunuz diye. Ben buradan Silivri halkına şunu senin aracılığına söylemek istiyorum. Belediye başkanım da izliyorsa sadece şehir merkezine değil bu sporu her branş ne branş olursa olsun köylerde yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Belki köylerde salonlarımız yok ama okullarımızın spor yapılacak olan bir küçük bir salonlar olduğunu düşünüyorum. Ve aslında şöyle de değerlendirecek olursak Silivri ve Çatalca neredeyse İstanbul'un üçte birini oluşturuyor. Yani bize köylerimiz diyoruz ama hep içinde yaşadığımız için çok yakınmış geliyor. Ama yüz ölçümü bakımından buradan Tekirdağ'a kadar, buradan Çatalca'ya kadar artık Silivri. Çok geniş bir yüz ölçümündeyiz. Mutlaka farklı noktalarda bu yüz ölçümü içerisinde yaşayan insanlara ulaşmak için yapılması gerektiğini ben de katılıyorum. İnşallah bu korona sürecini atlattıktan sonra tüm bu hedefler ve hayaller gerçeğe dönüşür. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı bizi konuk ettiğin için her zaman desteklerini esirgedin. Ne zaman kapını çalsak bizi hiçbir zaman boş çevirmedin. Zaten bunu her zaman söylüyorum. Çocukluğundan beri aynıydın. Her zaman bir şeyler yapmak için uğraşıyordun. Ben çok mutlu oldum gerçekten böyle bir programa. İnşallah daha güzel şeyler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu akşam yalnız bırakmayan izleyici arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep beraber güzel bir Silivri olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim Kamil'cim. Sağ ol. Evet efendim, Cem Soydaş'la sevgili dostumla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Amatör sporlar tekvando da bunlardan bir tanesi. Silivri'de varlığını sürdürmek için çok kısmı imkanlar lazım. Önce de dediğimiz üzere büyük mücadeleler sergiliyorlar. Hem aslında belediyeden, kaymakamlıktan bahsediyoruz ama özel kurumların da bu işlere bütçe ayırması gerektiğine ben inanıyorum. Sponsorluklar da olur ya da çeşitli destekler de olur. İnşallah önümüzdeki süreç bu koronavirüsü sürecinde atlattıktan sonra yaz aylarının içerisinde çok daha iyi haberlerle huzurlarınızda olacağınızı umuyorum. Şimdilik biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bir şey soracağım da buluşuncaya kadar hoşçakalın.